uyanma, böyle uyku gelmesi, göz yorulması olur. Bunu herkes yaşamıştır bir şekilde. Şimdi bunu size bir çalışma göstereceğim. Bu çalışmanın ismi göz masajı ya da Palmik yöntemi dediğiniz yöntem. Kitap okurken, ders çalışırken, sınavlarda ya da gözle ilgili yoğun bir aktivite yaptığınızda, yoğun bilgisayar ya da televizyon başında kaldığınızda bunları rahatlıkla kullanacağınız bir çalışma. Göz masajı diyor. Burada öncelikle daima kitap okurken, ders çalışırken olduğu gibi hayatınızda da otururken dik oturun. Dik oturmak için bir alışkanlık haline getiriyor. Hele bu çalışmayı yaparken ilave dik olarak oturmanızı istiyoruz. Çünkü omuriliğin bir kere dik durması beynindeki nöronların omurilik kanalına gidişini daha rahatlatır. Ve bizim yine daha rahat oturacağımızı, daha rahat nefes almamızı, dolayısıyla daha fazla oksijen almamızı sağlar. Şimdi göz yorgunluğu hissettiniz. Önce bir anlatacağım. Bekleyin, yapmayın. Dik oturduktan sonra, ya bekliyorsunuz yalnız, iyi dinlemenizi istiyorum. El ayalarını birbirine sürterek ısıtacağız. Ya da eğer gözünde ilaç, makyaj, lens tarzı bir şey olan varsa, göz hassasiyeti olan kişi varsa, onlar el ayalarını değil de avuç içlerini şu şekilde ısıtacaklar. Ellerimizi bu şekilde ısıttıktan sonra gözlü olanlar zaten çıkartacaklar. El ayalarını gözlerinizin üzerine şu şekilde bastırmadan, ovalamadan, sıkıştırmadan, kaydırmadan ya da gözümüzü bu şekilde açmadan ya da açmadan. Bu şekilde kapatıyoruz. Gözünde ilaç olanlar, lens olanlar, makyaj olanlar ise avuç işlerini yapacaklar ya, avuç işlerini üstten kapatacak. Bunu yapmalarını isteyeceğim. Bunu yaptıktan sonra benim söylediklerimin hepsini tamamen sırasıyla düşünmenizi istiyorum. Önce ellerimizdeki hızla anlatıyorum, uygulamaya geçeceğim. Ellerimizdeki ısının göz kapaklarından gözlerimize doğru gittiğini, göz kaslarımızı rahatlattığını, sonra sonsuz uzayın derinliklerine doğru baktığınızı hayal etmenizi isteyeceğim ama gözler kapalı olacak, hiç açmıyorsunuz. Peşinden gözünüzün önüne bir fotoğraf getirin diyeceğim. Ya da bir resim. Yalnız fotoğraf ve resimde sizi rahatsız eden, hoşunuza gitmeyen bir fotoğraf ya da resim getirirse anında değiştirir. Hemen. Sevdiğiniz bir kız, sevdiğiniz bir erkeğe de düşünmeyin. Hoşunuza giden bir vardı. Gelsiniz yapmayın. Bir manzara düşünün. Bir fotoğraf düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Var mı sorusu olan? Başarız. Evet. Şimdi bunu aynı zamanda başınız ağrıdığı zaman da kullanabilirsiniz. Size bir soru soracağım bunu yapmadan önce. Başım ağrıyor diyen kimler var? Bir göreyim. Baş ağrıyor diyenler. Az da olsa olanlar. Peki, baş ağrısına 100 üzerinden bir puan vermen gerekirse kaç puan verirsiniz? 45. 70. 70. 80. Benim ağrısı da oluyor da. Şu anda var mı? Tamam. Peki, bir baş ağrısı. 2. Beni görmeden ettiniz nasıl? Görüyorum ne var diyorsunuz değil mi? Bir de bu çalışmadan sonra soracağım. Bir diğer konu, gözlerde ağrı, göz yorulması, batması olanlar kimler var bir göreyim. Göz ağrısı, göz yorulması, göz batması, neyse hepimiz. Tamam, indirelim. Bir de bu çalışmayı yaptıktan sonra soracağım. Aradaki farkı net göreceksiniz. Hazır mıyız? Ayak ayak sonu atmak yok. Ayak yok. Enerji kesinlikle uğratmıyoruz. Daima. Hazırız. Ellerimizi ısıtmaya başlıyoruz. Önce ellerimizi ısıtacağız. Ellerimizi ısıttıktan sonra ellerimizi göz kapaklarımız, fazla bastırmak sana çözüm olmaz. Göz kapaklarımız üzerine kapatacağız. Daha sonra sadece benim söylediğimi düşünmeni istiyorum. Benim söylediğim halinde başka hiçbir şey düşünmeyin. Evet, hazırız değil mi? Şimdi ellerimizi gözlerimizi tam olarak kapatıyoruz. Şimdi tamamen kapat ve kesinlikle gözlerinizi açmayın. Ellerinizdeki ısının göz kapaklarınızdan göz kaslarına doğru gittiğini, göz kaslarınızın ısındığını, rahatladığını hissedin. Göz kaslarımız rahatlıyor, ısınıyor. Şimdi benim söylediğim kelimeler içinizden tekrar edin. Hafif ve rahatım. Hafif ve rahat. Kollarınız yorulursa
Kollarınızı sandalyelerin kolçaklarına ya da göğüs kafesine yaslayabilirsiniz ama açmayın ellerinizi. Hafif ver alın. Hafif ve rahat. Göz kaslarınız rahatlıyor, gevşiyor, rahatlıyor. Uzayın sonsuz derinliklerine doğru baktığınızı hayal edin. Uzayın sonsuz derinliklerine bakarken ellerinizdeki ısını gözlerinizi rahatlattığını düşünün. Aklınıza farklı şeyler gelirse sadece ve sadece Adem Hoca'nın söylediğine odaklanıyorum deyin. Evet, şimdi gözünüzün önüne bir fotoğraf getirin arkadaşlar ya da resim. Gözünüzün önüne bir fotoğraf ya da resim getirin. Bazıları der ki hocam benim gözümün önünde tam fotoğraf ya da resim gelmiyor. O zaman hoşunuza giden bir manzaranın olduğunu hayal edin. Tekrar söylüyorum, resim ya da fotoğraf gelmiyorsa hoşunuza giden bir manzaranın ya da görüntünün geldiğini hayal edin. Resme odaklanın ya da fotoğrafa. O görüntüde eksik olan bir şeyler var mı? Eksikler varsa onları tek tek yerine koy, tamamla. Eğer fazlalıklar varsa fazlalıkları at. O görüntüyü net, olması gerektiği bir hale getirin. Derinlikler, boyutlar, renkler, büyüklükler, küçüklükler, nesneler, orada neler varsa dikkat edin, fazlalıkları tamamen atın, eksikleri tamamlayın, o görüntüyü mükemmel hale getirin. O görüntünün net, canlı, parlak hale getirin. Eğer tamamen hareketli olmak gerekiyorsa hareketlendirin. Yok, fotoğraf ya da resim olarak kalmasını istiyorsanız o şekilde kalsın. O görüntünün etrafında bir çerçeve olması gerekiyor mu? Eğer olması gerekiyorsa o çerçeveyi koyun. Çerçeveyi güzel bir renkli, canlı, net hale getirin. Yoksa sadece görüntüye bakın. Görüntüye net olarak bak. Tam istediğiniz forma gelsin. O görüntüde bir duygu olsa nasıl olur? Onu düşünün. O görüntüye eğer gerekiyorsa duyguyu da koyun. Sevgi, saygı, hoşgüven, huzur, denge, mutluluk, güç gibi. Onu da koyun. Son bir defa bakın. İşte bu. İyice netleştirin. Şimdi gözünüzü açmadan ellerinizi indirin. Göz açmayın. Şimdi gözünüzü direkt açtığınızda göz kapaklarının ışığı gözlerinizden süzülen ışık bir anda rahatsız edebilir. Şimdi göz kapaklarınız ışığı süzüyor, göz adaptasyonu sağlıyor. Şimdi yavaşça gözlerinizi açın. Hiç kimse kimseye bakmasın, bekleyin. Gözlerinizi açalım. Beni bir dinlemenizi istiyorum. Şimdi göz yorulması, göz sulanması, göz batması, uyku gelmesi, baş ağrısı gibi durumlarda, yoğunlaşamama durumlarında ne yapıyorduk? Ellerimizi çıkıyoruz, dik oturuyoruz. Ellerimizi ısıtıyoruz, ısınan ellerimizi göz kapaklarının üzerine koyuyoruz. Bastırma, ovalama yok. Sonra karanlığı hisset, ısı hisset, derinliğe bak, fotoğraf koy, fotoğrafı tamamla, duyguyu koy, çerçeve olması gerekiyorsa çerçeve koy, net canlı olması gerekiyor ise net ve canlı hale getir, sonra ellerini indir, 15 dakika sonra, 15 saniye sonra gözlerini aç. Evet, şimdi arkadaşlar, bu ilk birkaç yapmada gözlerde hafiften bir karlanma ya da bir göz batması ya ne oluyor falan gibi yapabilirsiniz. Ya da ovaladıysanız hafiften adaptasyonda zorlanma olabilir ama 30-35 saniye sonra o da yok olur. Şimdi gelelim bu noktaya. Yüzde kaçtı senindeki baş ağrısı? Şimdi? Azaldı mı, arttı mı? Kaç oldu? Şimdi azalıyor.
Azar imkansız diyor. Böyle bir şey olmaz imkansız. Arttıysa nasıl artar biliyor musunuz? Gözün önüne seni rahatsız eden bir görüntü geldiyse, o görüntüyü büyütürse ancak artar. Şimdi yüzde kaç? %30. Kim? Sen de tamamen bitti. 50-60. Azaldı. Hadi ara soruyorum. Şu an ara soruyorum. Peki, birincisini gördük. Bunu yaptıktan sonra ilk uygulamalar, bak alışma safhası, zihni bir de buna alıştırdığınızda onun bir anda böyle gerçekten bıçakla kesilir gibi yok olduğunu göreceksiniz. Peki, ikinci soru neydi? Gözler nasıl? Gözlerde ağrı kaldı mı? Hala, bak, oradın mı?